30 Mart 2014'ten bu yana bu görevdeyiz ve benimle beraber 11 belediye başkanım daha sosyal demokrat belediye başkanı olarak insan odaklı hizmetlerle hepimizin hizmetindeyiz. Bizim vaktimiz çok kıymetli ve bu 11 günü gayet mesai açan ve dolu dolu bir şeyler geçirdik. Daha önümüzde 814 günümüz var ve bu 814 gününe halkımızın hizmetinde bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün 450 trilyonluk tescilinde büyükşehirli ortak yatırımlar içerisinde temelinatacağımız ve asosyalarını yapacağımız bu tesislerin içinde olmak şartıyla hizmet süremizin tamamında 1 trilyon liralık hizmeti bitirmiş olduk. Şunu söylemek istiyorum. Elbette bu hizmet, bu başarı asla Büyükşehir Belediye Başkanı Sadır Albayrak'ın değildir. Şahıs olarak 11 belediye başkanı şahısların değildir. Bu başarı örgütümüzdür, bizi seçen halkımızdır. Tabii ki bugün en büyük hizmetimiz olan yiğit yaptığı yerden belli olur geneli içerisinde hizmet binamızın temelini atacağız. Ve Tekirdağ'ın 60 veya 70 yılında hizmet edecek en az bir tesisi bugün temelini atacağız. Ve diyecekler ki bu tesisi Tekirdağ'da sosyal demokrat belediyeler yaptı. Onun temelini de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu attı diye övünecekler. Ve inşallah Temmuz ayının Ekim ve Kasım ayında da Sayın Genel Başkanım oranın açılışını yapacağız. Hep beraber orada hizmete devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Tabii ki bu yeterli değil. Yeterli değil. Çünkü Tekirdağ Türkiye'nin 30 büyük şehir içerisinde Avrupa yakasındaki tek büyük şehir. Bu büyük şehir uzun yıllar İstanbul'un arka başlığı gibi düşünülmüş. Ama artık şimdi Tekirdağ Büyükşehir olduktan sonra 12 sosyal demokrat belediyeden İstanbul'un arka başı değil, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduk arkadaşlar. Biz bu başarıları, Sayın Genel Başkanım, soruyorsunuz, başarılısınız, başarılıyız. Ama böyle başarı olmaz. Biz başarıyı size belgeyle ispat edeceğiz. Biz kalite güvenliği belgesi, ISO 9001, çevre belgesi, çevre yönetimi belgesi, ISO 14001 ve iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 18001'i 2017'nin sonunda alacağız. İşte biz hizmeti böyle kaliteli yapıyor deyip, inşallah kalite belgesini de Sayın Genel Başkanımızın elinden alacağız. Yalnız Sayın Genel Başkanımız, son zamanda siyasi partiler başladılar. Bırakın yapamıyorsanız biz yapalım diye bir söylemlere başladılar iktidar partileri. Gerçi seçimlerden bu yana ve seçim stratejilerinde sadece ve sadece yerel yönetimlere malzeme olarak kullandılar. Hapsi kiloları verdi. Bir an 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde bizim iktidara geldiğimiz oy oranımızı birkaç puan daha arttırarak devam ediyor. Biz o konuda çok son derecede mutluyuz. Ama sizin önderliğinde başlatmış olduğumuz 2015 seçimlerinde de söylediğimiz asgari ücret 1400 lira olsun dediğimiz halde olmaz nasıl olur derken 2 sene sonra ancak bizim dediğimize geldiler. Ama geri kaldılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12'sinde de 11 belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2000 net ücretin altında para yok, ücret yok. Bütün çalışanlar en az 2000 net ücret yok. Bırakın biz gelelim, biz Cumhuriyet Halk Partisi gelelim, Türkiye'yi en güzel yönetelim. Yani hizmetlerimiz devam edecektir Sayın Genel Başkanım. Sadece birkaç rakamla konuşmamı bitirmek istiyorum. Vatandaş savunması da sizi bekliyor. Türkiye Belediye Birliği'nin performans raporunda yatırım bütçesine göre, yani
genel bütçeye göre yatırım yapan ortalama belediyenin miktarı yüzdesi %38,9. Biz 2016'da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak %40,5. 2017'de %52, 2016'da tespitle 52,8, 2017'de %53 başarı yakalamış durumdayız. Ben bu duygularla şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha çalışarak, çok daha verimli olarak, bu yüzden daha fazla çalışarak halkımızın hizmetinde olacağız. Ve Sayın Genel Başkanımız da buradan 12 Belediye Başkanımızla söz veriyoruz. Bir kez daha mutlusunuz. Saygılar sunarım. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Sayın Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Sayın Milletvekilleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Başkanı, 30 Mart'ta 12-0 yapan çok kıymetli Tekirdağlılar. Demokrasimizin ve parlamenter sistemimizin güvencesi, özgürlüğü, adaletin ve ahlak güvencesi, kışlara, camiye, yargıya siyaset sokmayın diyerek hukuk üstünlüğünü savunan, Türkiye'de zaptetilemeyen tek kara olan, sonuna kadar mazlumların yanındayım diyen, Şamşak'ta İran'ın silahlı saldırı sonucu Allah'a